Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'te modern ya da akıllı bir evi inceliyoruz. Evet, çok akıllı bir evi inceliyoruz. Evet arkadaşlar, evin giriş kısmı burası. Yani evimize buradan giriyoruz. Evimize buradan giriyoruz. Daha sonrasında böyle bakın bir yol gidiyor. Buradan böyle labirent şeklinde bir yol gidiyor. Burada şezlonglarımız vesaire görünüyor. Burası kapalı bir havuz ya da şelale olarak görüyorsunuz. Burada Open Close Pool yazıyor. Yani havuzu kapatıp açar yazıyor. Evet. Gördüğünüz üzere bir havuz karşıladı bizi burada. Bir redstone sistemiyle bir havuz. Bunu kapatabiliyorsunuz. Dediğim üzere bu şekilde yapabiliyorsunuz. Daha sonra evimizin burada bir adet kapısı var. Open the Door yazıyor. Bastığımız anda gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde açıldı. Şimdi bunu geri kapatabiliyoruz. Evet, kapattık. Şimdi bu taraflara gidersek, burası pencere. Burası ise garaj kapısı arkadaşlar. Garaj kapısı gördüğünüz üzere açıldı ve kapandı. Gördüğünüz üzere garaj kapımız da bu şekilde. Burada da normal evimizin kapısı var. Burası da normal giriş. Başlayalım istiyorsanız. Burada light yani ışıkları kapatıp açabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere şu anda kapalı ve şu anda açık. Burada Table chairs. Yani şu gördüğünüz alanda şu anda bakın yemek yiyebileceğiniz bir bölüm çıkıyor ve kapanıyor. Bundan sonra light yine gördüğünüz üzere bu koridorun tümüyle ışıklarını kapattım ve geri açtım. Evet, devam edelim. Burada bakın yine bir ışık kapatıp açma var. Bu arada arkadaşlar ev baya karışık olduğu için biraz karıştırıyorum. O yüzden şey yapabiliriz. Bakın burada mesela yine bir masa. Ev biraz büyük ve geniş. O yüzden karıştırabilirim bazı bölümlerini. Burada bir tane kapımız var. Orayı sonra göstereceğim. Bakın burası yine ışık. Burada yatak odamız var. Burada yatak odamızda şu şekilde oturuyoruz. PC masası. Burada bastığımızda bilgisayarımız geliyor. Bunu bilgisayar olarak varsayabiliriz. Burada ise yatağımıza yattığımızı gördüğünüz üzere Pop'un TV diyor. Yani burada televizyonumuz çıkıyor. Geri kapanıyor. Burada şöminemiz mevcut. İstiyorsak bunu basarak kapatıyoruz. Burada nedense bu kuruluyor. Onu anlayamadım ama geri açabiliyoruz. Ve burada ayrıca de bir masamız mevcut. Bunu da kapatıp açabiliyoruz. Burada da yine ışığımız mevcut kapatıp açmak için. Biz nereden gelmiştik? Evet, buradan geldik. Şu şekilde devam edelim. Burada gördüğünüz üzere salon gibi bir yer mevcut. Diğerki serilerimde genel olarak gösterdiğim bir şey vardı Minecraft'ta. Otomatik pişirme sistemi. Burada açmalı durdurmalı bir şekilde yapmışlar. Yani gördüğünüz üzere 44 oldu, 45 oldu. Bunu şimdi kapattım. 46, 46, 46. Hep 46'da kalacak artık. Ama açtığımız zaman şimdi 46'yı da 47, 48 artıyor gördüğünüz üzere. Bunu pişirme sistemini, otomatik pişirme sistemini açma kapamalı yapmışlar. Zaten otomatik fırın sistemi olarak yukarıda yazıyor. Burada ise buraya bastığımızda size bir çalışma alanı ya da saklama alanı mevcudiyet veriyor ve gördüğünüz ocaklarınız, sandıklarınız geliyor burada. Burayı tekrardan kapatabiliyoruz. Burada ise yine dediğim üzere şöyle açtığımız zaman bakın çalışma alanı bu ışık. Böyle çalışma alanınız oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bunu kapatalım ses yapmasın. Devam etmek istiyorum. Burada banyomuz mevcut. Bunlar yine ışıklarımız. Evet, ışığımız. Burada bir adet jacuzzi gibi bir şey var. Yine burada bahçede bulunan burada havlu asma şeyleri görünüyor. Burada yine ışığımız açma kapama. Burada tuvaletimiz var. Hemen görüyorsunuz, yapıyorsunuz işte sifonu çekiyorsunuz. Keşke burada su geliyormuş gibi bir sistem olsaydı, böyle su sesi duysaydık güzel olurdu. Buraya bastığımızda elimizi yıkıyoruz. Lavaboda elimizi yıkayıp sonra suyu geri alabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında şuradan devam edelim. Burada bir adet bakın oturma bölümü açılıyor. Burada oturma bölümünde oturabiliyorsunuz ve burada iksir yapıyorsunuz arkadaşlar. İksir bu arada burada evet like'lar açık. İksiri yapabiliyorsunuz. Buradaki düğmelere basıyorsunuz. Bakın sesi dinleyin bir daha.
Evet. Bu şekilde bir ses geliyor. İksir yapabildiğiniz bir bölüm. Orası da. Burası da normal bir bar. Gördüğünüz üzere bar açılıyor ve kapanıyor. Bunu anlamadım arkadaşlar. Bu değişik bir şey. Bakın. Evet. Böyle bir bar sistemi yapılmış. Burayı çekelim. Ve gördüğünüz üzere bir daha göstereyim istiyorsanız. Burayı kapatıyorum. Ve şimdi açıyorum. Gördüğünüz üzere buraya yazılmış olarak TV Chair Box. Yani TV, bakın şurası TV. Buraya oturuyorsunuz. Chair, koltuk ve kitaplık mevcut. Çıkıyor buradan da. Buradan devam edelim. Burada Hidden Chest adında bir şey çıkıyor. Bunu anlamadım diyeceğim, pardon. Burada bakın gizli bölmede şu sütunda bir adet chest çıkıyor ama bozduk galiba biz bunu. Ben bunu bozdum galiba çünkü böyle değildi. Baya baya ben bunu bozmuşum arkadaşlar. Burası kapanıyordu normalde. Ben bozdum galiba burayı. Çünkü daha önceden gezmiştim. Burada da bir sistem var. Açık kalmış burası. Normalde böyle değildi. Daha sonra böyle devam ettik. Buralara baktık mı? Evet, burayı açtık. Yine gördüğünüz yemek yeme standı. Burayı göstermiştim galiba. Ve burada bir kapı var. Gördüğünüz dışarıdan girme kapısı. Şöyle giriyoruz buradan. Dışarıdan da açılabiliyor. Bu şekilde kapatıyoruz. Bunu dışarıdan göstermiştim. Burada yine ışıklar mevcut. Burada bakın yine gizli bir chest bölümü mevcut. Buraya koyulmuş. Burada ise hayvan kapısı dediğimiz köpeğinizin, kedinizin geçebileceği bir yer yapılmış. Bakın. Buradan köpeğiniz, kediniz geçebiliyor. Çok güzel bir şekilde yapılmış. Kapanıp açılabilen bir sistem mevcut. Burada ise camınız mevcut. Bu da açılır, kapılır, kapanır bir şekilde yapılmış. Bir şekilde duruyor. Burası garajınız. Bakın. Garaj kapısını açtık. Garaj kapısını kapattık. Daha sonrasında buraya gizli bir kapı bölmesi yapılmış. Gördüğünüz üzere burası da bu şekildeydi. O kapıyı nereden kapatıyoruz bilmiyorum. Daha demin bulmuştum ama bu sefer yine kaybettim ben. Göstermediğim bir yer var mı diye bakıyorum şu an. Evet, burada bir tane bakın masa var. Burayı gösterdim. Burayı gösterdim. Buraları gösterdim arkadaşlar. Buralar gösterildi. Peki bu sistemler nerede işliyor? Nerede? Onlara bakalım istiyorsanız. Öncelikle ben dışarıdan mı göstermek istiyorum? Tabii çıkışı bulabilirsem. Bulamadım. O yüzden boş verin, böyle çıkalım. Şimdi çatı bölümünü gördüğünüz üzere şöyle tepeden bir göstereyim. Bayağı büyük bir çatı sistemi var ama çatıda hiçbir şey yok. Yani çatıya çıkan bir yer de yok içeride, fark ettiyseniz. Ve çatı böyle arkadaşlar. Çatı bu sistemlerin çalışabileceği sistemler var. Bakın buralarda. Sistemler burada yer alıyor. Yani sistemleriniz burada mevcut. Bakın burada sistemlerimiz. Burada gördüğünüz böyle sistemler burada mevcudiyet yer alıyor. Çatı normalde çok büyük. İsterseniz kendiniz bu haritayı ben yapmadım. Burayı işte kapatırsınız sistemler. Kendinize buraya oda da çıkabilirsiniz. Gerçekten güzel bir yer olmuş. Buradan çıkamadım bu arada ben. Şöyle çıkayım. Burada bir de yeraltı olduğunu düşünüyorum. Yer altında bir şeyler olduğunu düşündüğüm için kazalım. Şöyle biraz mahvedeceğim buraları ama mesela burada table, mesela burada yine masa çıkıyor. Bakın burada sistemler mevcut. Bu şekilde sistemler mevcut. Bu evin genel yerlerinde mevcut. Mesela burayı kazalım bakalım buradan. Evet, buradan yine bir şey çıktı. Bakın burayı kırdım. Bakalım çalışacak mı? Evet, burası çalışmadı çünkü ben oradan bir şey kırdım yanlışlıkla. Bakın böyle bir sistem yer alıyor. Evin çoğu yerinde kazdığınızda bakın burası yatak odamız mesela. Ben biraz parçalıyorum bunları ama kusura bakmayın artık. Mesela burada yine bir sistemimiz mevcut. Hatta burası biraz daha düzenli yapılmış. Bir sistem kontrol amaçlı muhtemelen. Görüyorsunuz burada bile hani yine bir sistem. Bu kolay bir sistem. Bu çoğu kişinin yapabileceği. Yine burada bakın mesela mevcudiyet bir sistem duruyor. Burada bunlar duruyor. Gördüğünüz üzere böyle bir
ev yapmış arkadaş. Gerçekten çok hoşuma gitti. Beğendiğim bir harita oldu. Gerçekten sizler de eğer sevdiyseniz bu haritayı aşağıdan linklerini bulabilirsiniz. Sizler için indirme linkini paylaştım. Sizler de aşağıdan linklerden haritamızı evi indirip oynayabilmeniz mevcut arkadaşlar. Sizler de indirip oynayabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Evimizin çoğu yerini gösterdim. Çoğu yer belli, bir başlı bir şey gösterdim. Evin çoğu yeri bu şekilde, yani genel olarak gösterdim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz videolarımıza. Uzun zamandır atmıyorum video. Her neyse, kendinize iyi bakın. Bay bay.